Hem altın onsunda hem de gram altın fiyatlarında hafif bir geri çekilme var. Aman ha dikkatli olun sevgili dostlarım. Çünkü yakın zaman içerisinde altında özellikle altın fiyatlarında çok sert yukarıya hareketlerle karşı karşıya kalabiliriz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü kriz algısı her geçen gün biraz daha netleşiyor. Pandemiden bahsetmiyorum. Zaten pandemiyi artık bir kriz olarak da sunmamak lazım. Pandemi çok büyük bir felaket anlamına geliyor bence. Dünyada milyonlarca insana bulaştı ve binlerce insanın ölümüne neden oluyor ve ne zaman biteceği ile ilgili de net bir cevap yok. Ülkeler yavaş yavaş gevşeme sinyalleri vermeye başladılar ama uzmanlar bu gevşemenin aslında hastalığın çok daha çılgın bir şekilde yayılmasına sebep olabileceğini söylüyorlar. Umarım ki uzmanlar haklı çıkmazlar. Umarım ki ülkeler sadece ekonomik dengelerini kurtarmak adına insanları feda etmiyordur. Ama eğer ki böyle bir şey yapıyorlarsa şunu da unutmayalım. İlerleyen süreçte insanları feda etmekle kalmayacak bu iş. Büyük ihtimalle ekonominin de çok daha derinden sarsılmasını beraberinde getirecek. Şimdi altın fiyatları neden yükselecek? Neden çok sert bir şekilde yükselecek? Neden özellikle altın onsu rekor denemeleri yapacak sorusuna cevap verelim isterseniz. Bunun en net göstergesi petrol fiyatları arkadaşlar. Daha önceki videolarda da söylemiştim sizlere. Ekonomik krizi petrol fiyatları belirleyecek. Çünkü petrole olan talep artmadığı sürece ekonomik krizin boyutu da derinleşecek demiştim biliyorsunuz. Ve arz kısıntısıyla petrol fiyatlarını belli bir seviyede tutmanın imkansız olduğunu, aksine arz kısıntısına rağmen yeterli depo alanının olmaması ve üretime geçilmemesi nedeniyle önümüzdeki süreçte petrol üretiminin tamamen durdurulabileceğini, bunun da kriz algısını iyiden iyiye netleştireceğini de sizlerle paylaşmıştım. Kriz algısının netleşmesiyle birlikte petrol fiyatlarının çok dramatik bir şekilde düşebileceğini de söylemiştik nitekim. Ve gördüğünüz gibi petrol fiyatları bugün neredeyse %20'nin üzerinde düştü. Sonrasında bir miktar toparlandı. Şu saatlerde de %15-16'lık bir düşüşle karşımızda. 20 doların altını zorluyor Brent petrol. Ham petrol zaten biliyorsunuz çoktan 20 doların altına indi. Hatta 15 doların altına indi. Peki nereye gidebilir petrol fiyatları? Açık ve net söyleyeyim size. 7 dolar, 8 dolar seviyelerini görebiliriz petrolde. Evet, 7 dolar, 8 dolar seviyelerini görebiliriz ve kimse şaşırmasın. Hatta bir sonraki level'da petrol fiyatlarını neredeyse bedava seviyelerinde görebiliriz. Sonraki level'da da eğer ki yenilenebilir enerji kaynakları tamamen petrolün yerini alırsa, yani bundan sonraki birkaç aşama sonrasına geçiş yapılırsa, tabii bu sancılı bir süreç olacak. Öyle 3-5 yılda bitmeyecek. Belki de balina yağı gibi petrole de ihtiyaç duyulmayacak bundan sonra. Evet, fosil yakıtlar tamamen hayatımızdan büyük ihtimalle çıkacak. Hem sanayi üretiminde hem de ulaşımda petrol bundan sonraki süreçte büyük ihtimalle kullanılmayacak. Onun için de petrole olan talep hem bugün için hem de vadeli süreç için hızla düşüyor. Bakın, dünya tarihinde bir ilkten bahsediyoruz. Petrol fiyatları vadeli piyasada ilk defa negatife düştü. Yani oradaki traderlar, aslında ham petrolün direkt olarak sahibi olmayan, aynı olarak sahibi olmayan, sadece kontrat üzerinde işlem yapan traderlar zararına negatifle, yani üzerine para vererek petrol kontratlarından vazgeçmeye çalışıyorlar. Ellerinden çıkartmaya çalışıyorlar, kurtulmaya çalışıyorlar bir şekilde. Bu şundan kaynaklanıyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde belki de petrolün geçerliliği tamamen ortadan kalkacak. Ama yakın zaman içerisinde de sanayi üretimi canlanmadığı sürece, yani dünya kendisine gelmediği sürece, hareketlenmediği sürece, fabrikalar hızlı bir şekilde çalışmaya başlamadığı sürece, daha ötesi talep artmadığı sürece petrol fiyatları düşmeye devam edecek arkadaşlar. Petrol fiyatlarının düşmesi de aslında ekonomik krizi her geçen gün biraz daha derinleştirecek ve netleştirecek. Sanayide üretimin olmaması, reel sektörde üretimin olmaması, tarımda yeterli üretimin olmaması dünya çapında büyük bir işsizliği işaret ediyor. Dünya çapında büyük bir yoksulluğu işaret ediyor. Evet, bakın daha önceki videolarda da söyledim size. İkinci, üçüncü etaptan bahsetmeden hemen son etaba geçelim.
geçenler var. Yani dünya değişecek, yeni dünya düzeni kurulacak ve her şey çok güzel olacak. Evet, belki uzun zaman süreci içerisinde, yani bundan belki 10 yıl sonrasında yeni dünya düzenine geçildiği zaman enerji alanında, şehirleşme alanında, teknoloji alanında çok şey çok daha rahat ve konforlu hale gelebilir tırnak içerisinde. Ama o ara geçiş sürecinde, yani o 10 yıllık süreç içerisinde dünya insanlığı çok ağır bedeller ödemek zorunda kalacak. Büyük işsizlik, büyük yoksullukla karşı karşıya kalacak. Büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacak ve belki de bildiğimiz manadaki ekonomik sistemler çökecek, kapitalizm çökecek. Yerine bambaşka bir sistem kurgulanmak zorunda kalacak. Ha, bunun insanlar üzerindeki özgürlük etkisini konuşanlar var, özgürlüklerin kısıtlanacağını konuşanlar var ya da insanların çok daha fazla özgürleşeceğini konuşanlar var. Bu tamamen felsefik bir altyapı. Bunu apayrı bir platformda uzun uzun tartışırız ve günlerce tartışabiliriz belki. Ama bugün için şunu rahatlıkla söyleyebilirim sevgili dostlarım. Ekonomik kriz algısı iyiden iyiye oturmuştur. Ekonomik krizin boyutlarını konuşuyoruz artık. Eğer ki ekonomik krizin boyutu bir ekonomik bunalıma doğru taşınırsa, ki şu andaki tablo onu gösteriyor bize, işte o ekonomik bunalım büyük savaşları da işaret edecek. Ve bu büyük savaşlar da aslında krizin ve riskin her geçen gün biraz daha arttığını ortaya koyuyor. Kriz ve risk artarsa ne olur? İnsanlar genel itibariyle altına yüklenir ya da convertible, hemen kullanabileceği para birimlerine yönelir. Onların arasında da şu anda en sağlam olarak görünen dolar karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü Avrupa Birliği'nin geleceği de konuşuluyor bu süreçte. Avrupa Birliği dağılıp dağılmayacağı belli olmayan bir yapı ve Avrupa Birliği dağıldığında euronun akıbetinde herhalde konuşamayacağız bundan sonraki süreçte. O nedenle insanlar hem Avrupa'da hem Amerika'da hem de gelişmekte olan ülkelerde hızlı bir şekilde altına ve dolara yüklenmeye devam ediyorlar. Altına biraz daha ağırlık veriyorlar. Çünkü altın dolara göre de daha fazla garanti. Öyle ya da böyle arkadaşlar. Eğer ki altınız varsa belli bir güce sahipsiniz ve elinizden çok hızlı bir şekilde çıkartma şansına sahipsiniz. Peki bütün bu koşulları benim dışımda kimse görmüyor mu? Altın fiyatları bugünlerde neden gevşiyor? Çünkü arkadaşlar petrolde ve hisse senedindeki kayıpların bir şekilde telafi edilmesi, özellikle kaldıraçlı piyasalarda stop yememek için oradaki stop seviyelerinin tamamlanması gerekiyor. Ve bunu yaparken de karlı oldukları ortamlardan çıkmaya çalışıyorlar. Daha önce de bu senaryoları gördük. Ama her çıkış sonrasında çok daha sert hareketler görüyoruz altın piyasasında. Çünkü çok daha güçlü pozisyonlar alınıyor. Zayıf hacimli satışların ardından güçlü hacimli alımlar gelmeye başlıyor. Risk algısı arttıkça da altına olan, altın kontratlarına olan talepler her geçen gün biraz daha artıyor. Çok daha güçlü sermayeler oraya doğru yönelmeye başlıyor. Ve büyük ihtimalle sevgili dostlarım, önümüzdeki süreçte, önümüzdeki günlerde daha doğrusu altın fiyatlarını, uluslararası piyasadaki altın fiyatlarından bahsediyorum. Yani onstan bahsediyorum. Çok sert yukarıya hareketler olacak ve rekor denemeleri olacak. 2000-2500 dolarları görürseniz hiç ama hiç şaşırmayın. Yakın zaman içerisinde 1860 doların kırıldığını görürseniz hiç ama hiç şaşırmayın. Ha, aralarda geri çekilmeler olmaz mı? Elbette olacak. Bununla ilgili hiçbir sorun yok. Petrol fiyatları yine yukarıyı hafiften zorlar mı? 20-25 dolarları zorlar mı? Elbette zorlar. Ama petroldeki dramatik düşüş devam edecek. Büyük ihtimalle 7 dolarlar, 8 dolarlar zorlanacak petrol fiyatında önümüzdeki dönemde. Borsalarda çok sert satış baskısı gelmeye başlayacak. Çünkü üretimin düşmesi aslında borsadaki firmaların değer kaybetmesi, bilançolarının bozulması, finans sisteminin iyiden iyiye sıkıntıya girmesi anlamına geliyor. Bakın yakın zaman içerisinde 4 büyük hedge fonun 3'ü %40-%50'lere varan oranlarda zarar etmiş durumda. Görüyorsunuz herkes zarar yazıyor ve bu koşullar içerisinde de dramatik borsa düşüşleri, dramatik petrol düşüşlerinin karşılığında herkes riskten kaçışı dolarda ve altında görecek sevgili dostlarım. Peki bu koşullar içerisinde biz ne yapmalıyız? Valla mümkün olduğunca pozisyonumuzu korumaya devam edeceğiz. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Ha, diğer taraftan Türk lirasında bir pozisyon aldıysanız kusura bakmayın, Türk lirası ile ilgili sıkıntı her geçen gün tüm dünyadaki gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde olduğu gibi riski arttırmaya devam ediyor. Yani dolar ve altında bu sert
yükselişler devam ederse, ki devam etme ihtimali çok yüksek, kriz algısından dolayı biraz önce uzun uzun anlatmaya çalıştım ve geçtiğimiz videolarda da uzun uzun anlatmaya çalıştım sizlere. Altın ve dolar fiyatlarının yükselmesi, petrol fiyatlarının hızlı düşmesi, gelişmekte olan ülke para birimlerinin her geçen gün biraz daha fazla değer kaybetmesini beraberinde getirecek ve gelişmekte olan ülkelerin para bulma ihtimalinde zorlaştıracak arkadaşlar. Yani gelişmekte olan ülkeler, Türkiye gibi ülkeler çok daha riskli bir sürece doğru ilerliyor. Bakın, gelişmiş ülkelerde işsizlik 1 ise gelişmekte olan ülkelerde 2 olacak. Gelişmiş olan ülkelerde yoksulluk 1 ise gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk 2 olacak. Öyle bir döneme doğru ilerliyoruz. Ve gelişmiş ülkelerde koruma içgüdüsü 1 ise gelişmekte olan ülkelerin vatandaşlarında korunma içgüdüsü büyük ihtimalle 2-3 düzeyine çıkacak. Parası olan herkes kendisini daha çok korumak isteyecek ve bu koşullar içerisinde özellikle gelişmekte olan ülkelerde dolara ve altına olan talep hızla artmaya devam edecek. Diğer bir konu, Türkiye'de gram altının fiyatını belirleyen yurt dışındaki ons değeri bizim hiç alakamızın olmadığı bir konu ve Türkiye'deki dolar değeri. Doları bir şekilde baskılamaya çalışıyorduk ama bugünlerde o gücümüz de yok artık. Özellikle Merkez Bankası'nın rezervleri hızlı bir şekilde tükeniyor. Hem Türkiye'deki firmalar, kurumlar, reel sektör temsilcileri hem de son tüketiciler hızlı bir şekilde kendilerini korumak adına altın ve dolar portföylerini arttırmaya devam ediyorlar. Bu koşullar içerisinde doları kontrol altında tutmak yurt içinde çok kolay değil. Yine önemli bir başka ayrıntı, bu koşullar içerisinde turizm gelirleri neredeyse dip yapacak ve cari açık patlamasını göreceğiz yakın zamanda Türkiye'de. Bütçe açığı zaten toplanamayan vergilerden ve mecburi yardımlardan dolayı, bu süreçteki mecburi yardımlardan dolayı hızla artmaya devam ediyor. Ne yazık ki ballı kaymaklara ödenen paralar var, zorunlu paralar. Onları kesmeyi hiç düşünmüyorlar. Bütçe oradan da hızlı bir şekilde açılmaya devam ediyor. Ve bunun gibi sayabileceğimiz bir yığın şey var. Şimdi yavaş yavaş enflasyonist baskı da oluşmaya başladı Türkiye'de. Özellikle gıda alanıyla ilgili. Ve tüm bunlar toplamda Türkiye'de dolar üzerindeki baskıyı artırıyor. Uluslararası piyasalardaki riskler nedeniyle de onsun üzerindeki baskı artıyor. Ve ikisinin toplamında altın fiyatlarında çok dramatik, gram altından bahsediyorum bu kez, gram altın fiyatlarında çok dramatik yukarı hareketlerle karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Bakın, 402 lira hedefini niye söylemiştim sizlere? Normal koşullar içerisinde altının onsunun 1740 dolar seviyesine gidebileceğini düşündüğüm için, ki nitekim o seviyeyi gördük, tekrar göreceğiz. Öbür taraftan da Türkiye'de doların 7.20 hedefine normal koşullar içerisinde gideceğini düşündüğüm için sizlere 402 liralık bir gram altın fiyatı hedefi vermiştim. Ama eğer ki altının onsunda bir rekor denemesi olursa, yani 1860 dolarlar zorlanmaya başlanırsa, ki bu koşullar içerisinde hafif geri çekilmeler olsa da teminat tamamlamak için, önemli değil. Yani bu geri çekilmeleri hiç önemsemeyin arkadaşlar. Hafif geri çekilmeler olsa da yukarıya doğru çok sert hareketler olacak altının onsunda. 1860 dolara giden bir altını görürsek ve kriz algısının derinleşmesi, paranın iyiden iyiye azalması ile birlikte dolarda da 7.20'nin kırıldığını görürsek, orada da 7.20'nin kırılması 8'i işaret edecektir bundan sonraki süreçte bize. İşte o zaman biz bir anda 450-500 lira aralığında bir gram altın fiyatıyla karşı karşıya kalabiliriz yakın zaman içerisinde. Onun için lütfen dolar ve altındaysanız pozisyonunuzu bozmayın. Elbette bir yatırım tavsiyesi değil ama Türk lirasındaysanız, dolar mı alayım, altın mı alayım, borsaya mı gireyim, ne yapayım, kafam karışık diyorsanız bu süreçte, bana göre gram altın da dolar da son alım fırsatlarını veriyor arkadaşlar bu seviyelerden. Bir sonraki süreçte çok hızlı yukarıya hareketlenmeler ve sonrasında dalgalanmalar göreceğiz. Aynı gram altının 331 lira seviyesindeki gibiyiz şu anda. 331'e gelmişti biliyorsunuz, sonra 300'e inmişti. Herkes dolar gidiyor 280-250 demişti. O zaman sizlere şunu söylemiştim, 331'i bile göremeyeceğiz yakın zamanda bir daha demiştim. Ve nitekim bakın, bugün 380'leri zorlayan, 370-380 aralığında gidip gelen bir gram altın fiyatıyla karşı karşıyayız sevgili dostlarım. Eğer sabırlı olursanız, eğer ki sakin olursanız ve eğer ki sistemi ve süreci doğru okursanız, altının yükselmemesi neredeyse imkansız gibi görünüyor. Ve bu pozisyonda hem altın hem dolardan oluşan bir portföy, emin olun paranızı korumanız için en
ideal yöntemlerden birisi olacak. Tabi buradaki kritik nokta şu, asla günlük işlem yapmayacaksınız, asla kaldıraçlı işlemlere kalkışmayacaksınız ve hafif geri çekilmelerden de korkmayacaksınız. Formüller bunlar arkadaşlar. Aksi takdirde elbette bunun tersi davranırsanız paranızı da kaybedersiniz. Yakın zaman içerisinde paranızı koruma fırsatını da kaybedersiniz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Evet sevgili dostlarım, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Abone olmayı ihmal etmeyin ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bildirimlerinizi açmanız önemli. Çünkü sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlıyor bu. Diğer taraftan eğer ki videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın ve kanala destek olmak istiyorsanız katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.